Buz topu düştü. Severiz. Leylak. Geti posta. Oy su gibi dökülüyor ya. Şuna bak. Otur izle şöyle resmen. O zaman 9 hayırlı olsun diyelim mi? Eyvallah Metin ikicim. Teşekkür ederim kardeşim. Hadi be kardeşim. Bak bakmayacağım ben. Şöyle kafamı çevireyim. Yeni bir günden merhabalar hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün zihinsele giriş yaptık. Şöyle günlük BK'larımızı, biyologlarımızı verelim. Aradan çıksın. Sonra videonun akışına göre bakacağız. Bu arada video başındayken de şunu belirtmek istiyorum. Bir like'ınızı alırım. Like gerçekten önemli. Ön plana çıkmamız için like'cıklar ve yorumcuklarınızı bekliyorum. Şöyle güzelinden depodaki BK'larımı alayım, geleyim. O zaman şöyle biyoloğumuzu bir verelim bakalım. Haydi bakalım. Evet güzel. 34 tane sonra bitiyor artık biyoloğumuz. Daha çok yolumuz var. Şuradan bir tamlık okuyalım. Başarısız. Becerileri de şöyle buraya çekeyim. Şiddetli okuduk. Başarılı dedi. Kaç oldu? M10 oldu. Güzel. 10 BK sonra şiddetli de G olacak. Hadi bakalım. Kılıç darbesi başarısız. Kılıç çemberi 3 BK sonra M9 pardon M8. Güçlü vuruş başarısız. Geçseydi galiba ya 3 ya 4 BK'sı kalmıştı G olmasına. Bakalım G8 olacak mı bu skill? Bu biraz zorlayacak sanki bizi. Zenim var üstümde. Haydi bakalım. Ah be hata dedi. Hemen şuradan zen okuyalım. 2, 3, 4, 5. 5 tane zen yedi galiba. Böyle 61'in de günlük ETP'sini alalım. Biyoloğunu verelim. BK'larını da okuyalım. Aradan çıksın. Bir tane öfke okuduk. M10 oldu. Güzel. Bunları münzeviyle okuyorum. Münzevi biraz üstümde fazla. Şöyle bir tane münzevi, bir tane kılıç çevirme. 4 BK sonra kılıç çevirmede M8 olacak. Şöyle hayalet ormana ışınlandık. Buradan da Sohan Dağı'na giriş yapıyoruz. Burada hızlıca ETP'mizi falan kasalım. Aradan çıksın. Hem de birazcık metin bulursak farm yapmış oluruz. Ayrıca Sohan da biliyorsunuz burası çok parlak gözünüzü alıyor. Böyle metin falan bazen gözden kaçabiliyor. O yüzden ne yapıyorsunuz? Sistem seçenekleri diyorsunuz. Gece moduna çekiyorsunuz. Bu şekilde hem metinleri daha kolay bulursunuz. Hem de gözünüz yorulmamış olur. Ayrıca şundan da bahsedeyim. Ben bunu bilmiyordum. Yorumdaki arkadaşlar sağ olsun bana önceden söylemişlerdi. O şekilde öğrenmiştim. Şimdi normalde gece moduna çekmediğiniz halde bu şekilde gözüküyor. Ben gece moduna çektiğim halde de yine böyle gözüküyordu oyun. Onun sebebi de şuradaki hedefin gölgesi. Hedefin gölgesi bir kısmında kaldığı sürece gece moduna çekseniz de gördüğünüz gibi değişmiyor. Çok garip bir ortam oluyor. Daha da böyle gözünüz kör oluyor. O yüzden ne yapıyorsunuz? Şuradan hedefin gölgesini 4'e çekiyorsunuz. Geceye çekiyorsunuz. Gözünüz rahat ediyor. Biz burada slotlarımızı keselim. ETP görevimizi yapalım. Aradan çıksın. Zaten hızlı bir şekilde yapıyoruz. Eldiven nerede? Bir sürü eldivenim var zaten. Ya şu hiç sevmiyorum. Git kardeşim buradan ya. Bunu ne zaman taksam batırıyor beni oyun. Ne yapalım? Şöyle kritik delici basalım. Beyaz şebnem basalım. Bir tane şundan, bir tane bundan, bir de şundan, bir de bundan bastık mı? Depelerini atarsak. Gelin bakalım buraya. Bu arada yanlış tılsım takmışız. Hemen bunu giydik. Tamam, şimdi daha iyi oldu bizim için. Hadi bakalım ETP'ler dökülün. 1 ETP, 2 ETP, 3 ETP, 4, 5 ETP, 6, 7 tane aldık herhalde. Tam sayamadım ama bir buz topumuz var. 7 posta artısızımız var. Buz kürelerini de alıyorum bu arada. 10'lu 10'lu falan satılıyor. Buz topu 2 oldu. ETP 2 oldu. ETP 3 oldu. ETP 4, ETP 5 oldu. Güzel. Şu düşen itemlere de bakıyorum. Belki 10 yaralı falan çıkarsa basabiliriz de belli olmaz. Slotlar geliyor. Yine aynı şekilde kesmeye devam ediyorum. 2-3 tane ETP düştü. Bir tane dut. Bir leylak. Buz topu da düşersen iyi olur. Kullanıyoruz. Lazım oluyor illaki. Düştü mü? Düşmemiş herhalde. Şunları ben bir toplayayım hızlısında. Burayı da at üstü keselim. Bakalım at üstü kesince kaç tane alacağız. Oy şimdiden 3 tane aldık bile. Buradan galiba rahat bir 10 tane alır gibiyiz. Bakalım kaç tane alacağız. Tahminim 10. Saymadım ama 10'u geçti galiba. Bakalım kaç tane almışız. 1, 2, 3, 4. Şu ayakkabıyı alalım. 4 unutmayalım. 5, 6, 7, 8, 9, 10 her türlü geçmiş. 11, 12, 2 tane fazla almışız. Güzel. Çok güzel. Gayet hızlı bir şekilde ETP'yi de kasıyoruz. Yarı insan ah be 3. Yine aynı şekilde çektim. Şuradan 42 zırhı falan da düşüyor. Onlara da bakıyorum bu arada. Bir buz topu düştü. Güzel. Bu arada düşen buz topları falan da burada. Yani üstümde böyle 15-20 tane oldukça aktarıyorum. Bazen satıyorum. Bazen kendim kullanıyorum. İyi oluyor bizim için de. Buz topları yeri geldiği zaman çok pahalı oluyor. Yeri geldiği zaman da çok ucuz oluyor anlamsızca. Bu da son ETP'miz galiba. Bakalım kaç tane düştü. Şimdiden bir 6-7 tane var. Yani galiba burayı toplayınca ETP görevimiz biter diye düşünüyorum. Kardeşim ölün siz de bakalım bitecek mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Aa bitmedi. Bir tane daha varmış. Tamam hallederiz. Sıkıntı yok. O zaman son görevi de şuraya bir pelerin atarsak. Lan ne yaptık? Dağ taşa tırmandık. Yanlışlıkla at skilline de bastım. Galiba burası bizim ETP görevimizi bitirecek. Şimdiden herhalde bir 6-7 tane düşmüş gibi gözüküyor. Şurayı da keselim bakalım bitti mi bitmedi mi. Bundan sonra Lycan'a geçeceğim. Hem Lycan'da ETP görevi yapacağız. Hem metin keseceğiz ikinci köylerde falan. Lycan'da özledim. Aa bu arada ETP görevi çoktan bitti bile. Bunlar da arttı. Üstü kalsın kardeşim. Bu arada ben simyansız kesmişim slotları. Simyam kapalıymış unutmuşum. Simyamın da 2 saati kalmış. Bunu uzatayım bir ara köye gidince. Öyle de Lycan'a geçiş yaptım. Bununla da aklımıza geldikçe ETP görevini falan yapalım. Bir yandan da metin keselim. Allah yine metin içeri düşmüş. Buraya giremiyoruz ya. Keşke şurada kapı var. Bak o kapıdan girebilsek. Ne güzel olur değil mi? Şu atları sevebilsek. Ama olmuyor maalesef. Bakalım Metin bulabileceğiz mi? Her yerde yine okeyciler varsa yandık. Metin falan bulamayız. Metin arıyordum. Metin bulamadım ama yüzbaşı bulduk. En azından bunu keselim değil mi? Metin bırakmamışlar sağ olsun okeyciler. Bunu keselim biz de. Buradan galiba çöle gitmeyi düşünüyorum. Çöle gidince yüzbaşı kesilmiş. Çöle gidelim çöldeki metinleri keselim en iyisi. Burada metin falan bulamıyoruz yoksa. Vay arkadaş olaya bak. Ta gidip oradan dolanacağız. Oradasın ama ulaşamıyorum. Aa bak sen şu Allah'ın hikmetine. Demek ki o yüzden bizi buraya yolluyormuş. Tamamdır bunu da keselim. Buradan da oraya geçelim. Oyunda bir lag mı var? Niye bineyi bilmiyor derken bindi indi bindi indi bir şeyler oldu kafasına göre. Tamam şunu hızlı hızlı bir keselim. Kritik delicilerden de basalım. Bir de şundan basalım. Core'ları şuraya koyalım. Bu şekilde ETP'mizi de kasarız. Gördüğünüz gibi ETP de düşüyor zaten. Bu Lycan'da yavaş yavaş metin kesile kesile kasılsın. Şu an hasarım kritiksiz 1K. Kritikte 2K'ları görüyoruz. Güzel. Gayet hoş. Hadi kardeşim patla. Acaba ne event var ya? Güneş özütü falan mı vardı? Yanlış hatırlamıyorsam ya güneş özütü ya ay özütü var. Bakalım düşerse gösteririm zaten. BK'yı da sinsi zehir atmış. Sağlık olsun. ETP'leri toplayayım hemen diğer metine. Ah be şu 15 ateş olaydı direkt kafadan bir won direkt. Hatta belki daha da fazla da olabilirdi. Diğer metin nerede? Heh burada. Bu metine bakalım dayanabileceğiz mi ki? Şöyle bakalım diğer zırhlar nasılmış? Malahit falan. Bunlar da düzmüş maalesef. Atalım bunları da yere. Evet şu an canım gitmeye başladı yavaştan. Hadi bakalım. Dayanır mı? Çok zor çok zor çok zor. Yanlış skill attım. Aha sersem de yedik. Kaç 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 kaç. Defans bayağı bir düşük bu Lycan'da. Gördüğünüz gibi 300 defans var. Bunun biraz defansını yükseltsem rahat dayanır. Ki hasar konusunda zaten sıkıntısı yok. Gördüğünüz gibi rahat bayağı da bir güzel kesiyor. Simyasız falan. Zaten ona bir yakut taksam. Bir de mat elmas taksam. Hasar konusu hem uçar hem de savunma konusunda bayağı bir uçarız. Ne düşmüş? BK. Bakalım. Alamamışım pardon. Çabukluk. Maalesef bunları atacağım. Boşuna yere yer kaplı üstümde. Şu yeşim taşı koyla bir HP'li falan çıksa aslında takarım. Çeviklik verdiği için. Başka ne düşmüş? Ben bunları toplayayım hepsini. Siyah yuvara kalkan. Ölümsüz 2. Olmadı reis. Böyle bir metin daha bulduk. Hemen kesiyoruz. Bu arada ufaktan itemleri göstereyim. Belki yeni izleyenler, bilmeyenler vardır. Şöyle bir şiş var. Bunu kendim yansıttım sevdiğim için. 37 ortalama. 2,5 ona falan mı aldım? Tam hatırlamıyorum ama uygun bir fiyat aldım. Şöyle düz bir kafalık var. Bu zırhı almıştık. Yansıtmasını kendim yaptım sevdiğim için. 30 STR'si var. 1,5 IP. 10 rüzgar. 5 de EP var. Bu arada metni kaçmadan kestik. Kalkanımız böyle idarelik. Bunu değiştirip böyle çeviklikli falan bir şey alabilirsek daha güzel olur diye düşünüyorum. At üstü hasar için. Şu BK'ya hızlıca bir bakalım. Kılıç yerime olur okuruz. Şunları da toplayayım bakayım neler var. Altın bezeli ayakkabı ve gümüş kolye de bizim Ninja'nın büyülü ormanda kasılırken kullandığım itemleri. Küpe de böyle idarelik. Bunu da belirteyim. Bizim bu arada gördüğünüz gibi site eldivenimiz bitmiş. Şu an hesabımda app olmadığı için almayacağım. Sadece metin eldiveniyle kesiyorum. O yüzden droplar biraz düşük oluyor. Yani ETP gördüğünüz gibi az düşüyor. Ama olsun bir şekilde kasacağız böyle böyle. Buralarda bir tane metin olduğunu göstermişti dedektör. Bulabiliriz inşallah. Bakıyoruz. Hala bulamadık. Hadi kardeşim neredesin? Bak dedektör bastık. Heh buradaymış. Güzel. Vallahi bunu da hiç kaçmadan hızlı bir şekilde kestik. Gayet güzel. Neler düştü acaba bakalım. ETP'miz var. BK'mız var. BK'mıza hızlıca bakalım. Yine sinsi zehir düşmüş. Bunu atmıştım. Bir tane daha düşmüş. Metin bulamadım ya. Aradım. Şöyle en iyisi biraz burada ETP kasalım. Dediğim gibi ETP biraz zor düşüyor. Site eldivenim olmadığı için. Ama düşüreceğiz. Yapacağız. Şöyle atımıza binelim. Hızlı hızlı keselim. Bir tane aldık. İkinciyi de almışız. Üçüncüyü de aldık. Güzel. Zaten son iki korum kaldı. Sonra bitecek. Şöyle bir tane de buraya skill attık. Bir pelerin daha yolladık. Bakalım. Böyle bir ETP daha aldık. Güzelinden. Şöyle şeftali çiçeğimizi alalım.
Evet, 1 ETP, 1 ETP daha. Gayet güzel gidiyoruz. Burada güzel kasılıyor ya. Hem hesap güzel kasılıyor, hem ETP güzel kasılıyor. Güzel düşüyor. Evet, bir kere daha çektim. 1 ETP düştü. Örümcek ağ da düştü. Örümcek ağlar bir ara çok güzel para ediyordu. Gerçi hala ediyordur diye düşünüyorum. Beyaz altın kolye düştü. Hadi kardeşim, şöyle bir ölüm sizde. Bir tanesi kaldı. O zaman tut bunu kardeşim. Şuradaki ETP'lerimi alayım ben. Haydi bakalım, şöyle bir kere daha çektim. Bir o 2 örümcek ağı artı 2 ETP. Güzel. Bunları alalım. Örümcek ağların ikilisi 1M ediyordu yani en son. Hatta tanesini 1M ettiği günler bile oluyor yani. Bu arada ben bu like'ını böyle artı 60 level üzerine kasmayı düşünüyorum. Sizin de varsa bir düşünceniz mutlaka yazın. Ya belki de 90 level bile yapıp maplerde boss bile kestirebilirim. Hatta buna mat, yakut falan da takarsam hasarı bayağı bir artar. Ya belli olmaz. Hani öyle bir düşüncem var ama çok hızlı bir şekilde değil tabii ki de. Çünkü şu an zihinsele biraz ağırlık veriyorum. Zihinsele bayağı bir para gidiyor. Zaten sadece simyalarına 700-810 para gitti, öyle diyeyim size. Birkaç item falan daha eksik zihinselde. Onları da yavaş yavaş halledeceğim. Ama şu an önceliğim şaman. Şamanı da sunağa soktuktan sonra zihinsel rahat edeceğini düşünüyorum. Ve orada hem farm yapacağım, hem kasılacağım. Artık zihinseli yavaş yavaş ilerleteceğim. Allah, sersem yedik. Aha, bir sersem daha yedik. Kardeş yavaş, ne bu sersem? Öleceğim mi acaba? İyi. Yaşam basacaktım, geri vazgeçtim. Şu ETP'lerimi de ver kardeşim. Ha, sonunda ya, bitirdik. Örümcek ağımı da ver. Başka da bir şey yok galiba. Köye gidecektim. Gitmeden de şu hesabı 35'e atalım. Öyle gidelim. En azından 35 level yapmış olalım. Barbar kılıçlarına falan her şeye bakıyorum. Belki güzel bir şey tuttururuz diye. Şimdi köyümüze gidebiliriz işte. Hesabımızı da buraya şöyle park edelim. Güzel parlıyor yalnız. Ha, gece modundayken Lycan'ın şu zırhı bayağı tatlı. Hoşuma gidiyor, beyaz beyaz. Bir de Sura da çok güzel duruyor. Yalnız bir şey fark ettim. Kuşak o kadar büyük ki. Karakterin ön tarafını göremiyorum resmen. Baya güzelmiş. Yeni fark ettim. Yeni bir günden tekrardan merhabalar. Hoş geldiniz. Aradan yaklaşık yarım gün geçti. Hatta bir gün diyebiliriz. Biraz şöyle artı basmak istedim. Ufak tefek gözüme çarpan eşyaları topladım. Şöyle biraz bileziğim var. 3 tane süperim. 2 tane böyle şeytan kanat çakramı. Bir tane de partizan. Böyle ortaya karşı mix bir şey yapmaya çalıştım. Şu bileziklerin hepsini artı 6'ya atayım. Geliyorum. Acayip derecede yaktı. Sadece 2 tanesi artı 6 olabildi. Bunları da burada birlikte yakalım da öyle silahçıya gidelim. Hadi bakalım, şöyle bir tanesini vurdum, geçti. Şöyle ikincisini de vurdum, bu da geçti. Hadi bakalım. Şöyle 1-8, güzelsin. İkinci 8 de gelir mi? Vallahi geldi. O zaman 9 hayırlı olsun diyelim mi? Hadi bakalım, dedik bile. Bu da tüm YouTube'a gelsin. YouTube. Olmadı bak. Silahçıya da geldik. Şöyle 2 tane 34 ortalamalı çakram aldım. En azından oldu ki 9 olursa hani satılma potansiyeli olsun. Şunları da ben hızlı hızlı bir atayım. Hatta bunları siz de atalım. Zaten 2 tane. Şöyle sıralamasını ayarlayalım. Attık, geçti. Artı 4'e vurdum. Okeysin. Böyle bir tane daha artı 5. Ah be reis. Hadi bakalım. Artı 6. Verdin mi 7'yi? Verdin. Bu bir dursun mu ya? Ya da neyse, vur gitsin ya. Al o zaman, bunu da sana verdim. Aha. Şaka gibi ya. Ayaküstü bir tane 9 çakram bastık. Hem de 34 ortalamalı. O zaman bak, bu silah gerçekten benim için önemli. Görüntüsünü çok sevdiğim bir silah. Allah, vallahi 7 oldu. Buradan bir süperisi patlar o zaman. Güzelsin. Bir tane daha verirsin reis buradan. Ah be reis. O zaman şöyle bir tane süperisi 7 patlar bence buradan. Güzelsin. Hadi bakalım reis, göster gücünü. Olmadı. Şimdi... Oldu ki bunlardan biri 8 olursa Demirci El kitabıyla 9'a deneyebilirim. Özellikle Partizan'ı denemek istiyorum. Burada yine bir Partizan basmıştım kendim. Herhalde galiba Demirci ile basmıştım. Tam hatırlamıyorum ama 8 olursa yine Demirci ile deneriz. Şöyle vurdum. Gitti. Vallahi 8 oldu. Hadi bakalım süperisi. Göster gücünü be kardeşim. Ah be reis. Kötü oldu. Bunun malzemesi var mı? 9'luk. Bu arada arkada da böyle zırhlar var. Buradan da ufak bir spoiler oldu gibi ama deneyeceğiz, bir şeyler yapacağız inşallah. Bunu bir demirci el kitabım varsa demirciyle denemek istiyorum. 9 olursa bunun yansıtmalıkları bile 5-6 bombadan gidiyor. Tombalayı da oynayalım birlikte, bakalım neler çıkartacağız. 15 günlük nazar var ama çıkmaz yani bize, biliyorsunuz. Şöyle hepsini oynayalım, bakalım ne çıkacak. Evet, bize pot mod vermeye devam ediyor. Kardeşim şöyle elde tutulur bir şey ver be. Titan dioksit falan, şans simgesi verdin, okey. Hadi bir şans daha derken verdi. Bunda çok app de yok. Şöyle 3-4 tane oynayalım bakalım ne çıkacak. Hiç bir zorlamadan şöyle bir buz tılsımı versen var yani. Tabi bunlar biraz hayal. Hikaye. Metin 2 bu. Biraz süründürmesi lazım. Ay.
Eyvallah Metin ikicim, teşekkür ederim kardeşim. Vallahi ben seni yanlış tanıyormuşum. Ayrıca buraya giden toplam parayı da söyleyeyim size, yaklaşık 1 won, 1,5 won. 1,5 won'u geçmez yani, taş çatlasın 1,5 won'dur. Şu bilezik zaten 2,5 won ediyor. Bu çakramın da yaklaşık 4 won falan edeceğini düşünüyorum. 35 ortalamalı taşlar falan 6 won'du. Ya bu da 4 won'dan gitse. Ya bu silahı acaba böyle mi satsam ki ya? Şimdi demircil kitabım da yok. Olmazsa ben bunu 2 won'a pazara bu şekilde atayım. Birkaç gün dursun. Yani demircil kitabım yok. Olsaydı deneyecektim ama maalesef yoktu. Envanteri size şöyle paylaştığımda bir tane demircil kitabı buldum. Deponun kıyısından, köşesinden çıktı vallahi. Tam da bir tane kalmış. Yaparız biz bunu. Hallederiz. Neden olmasın? Yani pazara bu şekilde atmak istemedim. Bilmiyorum 9 olursa pazara mı atarım? Kendim kullanır mıyım? Hiç bilmiyorum inanın. Artı 9'u kolay kolay bulunan bir silah değil. Ve görüntüde de çok hoş bir silah. Hadi bakalım Bismillah diyelim. Demirci Reis 8'e kadar getirdi. Demircinin kitabı bence bunun içinden geçer. İnşallah olumlu yöndedir. Hadi bakalım. Hadi be kardeşim. Bak bakmayacağım ben. Şöyle kafamı çevireyim. Bas. Tamam. İnşallah geçmiştir. Her zamanki taktiğimi yapacağım. Tutup üstüne sürükleyeceğim. İnşallah üstüne koyduğumda kırmızı olur o. Ah, geçmiş. Her zamanki yaptığım taktik. Üstüne böyle geldiğinizde item eğer 9 olduysa kırmızı oluyor bakın. Süper ya. Dur bunu bir zihinsele giyelim. Görüntüsü cidden çok güzel. Ben bu silahı en az 6-7 won'a atarım. Yani yansıtmak isteyen alabilir ya da art 9 yarım ay kılıcı olan varsa takas da edebilirim. Belki de bir çift el ayarlayabilirsem kendi elime çift el olarak da yansıtabilirim. Silahı depodan aktardım geldim. Bakalım nasıl görünüyor. Şöyle havayı da gece moduna çekelim. Daha net anlaşılsın. Şöyle art 9 mavi çelikle de yakışabilir herhalde bence. Ay abi çok güzel olmadı mı ya? Bak yarı insan da var. Yarı insan da güzel ama şu partizanın ne bileyim görüntüsü daha böyle metalimsi, daha çok parlak. Yani belki kendim bile kullanabilirim bu silahı. Şimdilik bir dursun satmayayım ya, vazgeçtim satmaktan. Dediğim gibi aranızda art 9 yarım ay kılıcı satan varsa benim 61 savaşçıyı alacağım. Yani bununla takas ederim diyen varsa partizanla takas edebilirim. Evet, partizanı satmaktan vazgeçtim. O şu anlık duruyor koleksiyonluk olarak. Bu iki parça zaten benim her türlü basmamı çıkart. Hatta sadece şu bilezik bile toplam basma maliyetini çıkartıp 1 won kar bile ettiriyor. Bu da yanında 3-4 won artı kar. Artı basmaların çoğu da duruyor. Gördüğünüz gibi şirken artıların 12 tanesi duruyor. Kılçığın yarısı duruyor. Bizim sonuçta kılçığın şu an tanesi 1M. Aslında harcadığımız paranın yarısı burada duruyor. Öyle diyebilirim. Bunları tekrar pazara kurayım ben. Şimdi pazar alanında savaş kağıdı falan ürettim böyle gördüğünüz gibi. Bu arkadaş galiba yabancı uyruklu. Zaten loncasından da görüyorsunuz. Arab Legends yazıyor. Abunajla. Gördükçe bana PM atıyor galiba. Görüyormuş, izliyormuş. İzlerse selam olsun kendisine. Evet, şu zırhlara biraz harcama yaptık. Daha doğrusu zırhlara değil, malzemelerine. Özellikle 200 tanesi 6,5 M'den satılıyor şu an. Parşömenler bende vardı. Yaklaşık 200 adet kutsamam vardı. 140 tane kalmış. Şu an hepsini artı 5'e getirdim. Şimdi bunları şöyle artı 6'ya bir atalım bakalım. Geçen olacak mı? Çok zor bu zırhların gerçekten basması. Basması imkansız. Ah be reis. 3 oldu. Ah be, 3 tane geçirebildik. Elimdeki bütün parşömenleri falan kullanmama rağmen sadece 3 tane artı 6 yapabildik. Nasıl lan? Bu artı 4 mü? Artı 6 olması lazım. Bir tane bende fazladan. Aa, ben bunu yanlışlıkla denedim galiba. Yeni farkına vardım. Ya da ben öyle hatırlıyorum. İnşallah bunlardan bir tane bir 7 alsak işimizi görür bayağı bir. Tabii geçmesi lazım. Sadece artı 7 olmayla bitmiyor maalesef. Hadi bakalım. Hop. Maalesef. Sen geç bari be reis. Şu 4 tane zırhı da lonca zırhçısında deneyeceğim. İnşallah buradan böyle bir 2 tane falan artı 5 alırsak iyi olur. Evet, bir tanesi gitti. Bir tane geldi. Güzel. Hadi kardeşim. Ver onu bana. Güzelsin. Bakalım sen geçecek misin? Geçti. O zaman bir tanesi artı 6 diye denenir yani şimdi. Hop. Evet. Yaktık. Acaba da denesek mi ya? Elimde enerji parçası da var. Artı 5'lerin deneme şansı yüzde kaç? Ona bir bakmam lazım. Elimizdeki enerji parçalarının yettiği yere kadar deneyelim ya. Artı 5 denemesi %5 şansla galiba. Çok düşük. Ya belki olur da bir tanesi artı 6 olursa, maalesef olmadı. Olursa olmadı. Ol artık. İyi, güzel. Bir tane daha artı 5'imiz varmış. Hadi be kardeşim. 3 tane deneyelim bak. Hop. Maalesef. Elimizdekinden de olduk. 2 tane artı 6 zırhım var. Bunları hiç 7'ye denemeye gerek yok. Zaten yanacak. Adımız kadar eminiz. Bunları gidelim. Denemarlı zırha deneyelim. Geldik kabuç reise. Bakalım yüzde kaç şanslı? %10 olması lazım. Evet, %10. Yani artı 5'leri yakmasaydık %5 şansla basabilirdik ama işte olsun, sağlık olsun. %10'la 2 tane deneme şansımız olacak. Çok çok nadir bunun geçmesi de, hiç belli olmaz. Şöyle yine her zamanki saçma sapan totemlerimizi yapalım. Haydi bakalım. Bir tanesini vurdum. Yandı zaten o kesin. Bunu da vurdum. Bu da yandı. Hayırlı olsun. Tıkladım.
%10'la neyimize güvendiysek üretim başarısız başarısız. RTD denedik de geçmedi. Parşömen cidden çok yedi ya. 45 tane parşömenle RTD yapamadık. Bu hesaba geçtik. Karşıda bir uzman mı var? Yok. Şurada bir dönüşüm kütlesi gördüm. Bu hesapla biraz takılmak istiyorum. Yabani piyade dursun şimdilik. Pek para edeceğini düşünmüyorum. Var mı şöyle yerlerde başka küre falan alalım. Burada okeyciler sağ olsun lag'dan geçinmiyor burası. Metin yine bulamayacağız gibi de. Bakalım hayırlısı. Ulan deli. Bir ver bir şeyler artık. Aa verdi lan. İki tane item verdi ama maalesef ikisi de birbirinden kötü. Bu ne düştü ya? R4 bora plaka attı. Hem de hip absorber. Ah be uzman karşıda ama gidemiyorum. Reis sana bir pelerin atsam gelir misin? Vallahi geldin. Adamsın gel. Gel 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 gel. Site eldivenimiz yok ama olsun. Böyle sana bir tane vurayım bakalım. Baltalı mızrak attı maalesef. Metin bulamıyorum ya. İlginç bir şekilde Metin yok yine. Hiçbir yerde bomboş. Aha da buldum. ETB'ci kardeşim bırak metni bana. Ben hallederim. Sen slotunu kes. Bakayım ne kadar indirmiş canlı. İyi çok da indirmemiş. Gördüğünüz gibi öyle bir lag var ki her yerden hem ETP kasan var hem okey kasan var. O yüzden baya bir lag var şu an sonucu da. Ninja taşı attı. BK atmadı. Aha da bir küre buldum. Al şunu bakalım neymiş o küre. Uşak güzel. 2-3M arasında değişiyor. Belki daha fazladır. Yine dediğim gibi metin yok. Buralarda normalde hırs metinler olması lazım. Fakat piyasada metin yok. Ben kafayı yiyeceğim metin yok ya. Şu okey eventi bitse de bir rahatlasa şu köyler. Cidden metin kesmeyi özledim. Bir tane yüzbaşı bulduk kestik de. Boş bir şey atmadı. Aha metin buldum vallahi buldum. Sonunda be. Biraz önce yanlışlıkla hırs metni demiştim. Asıl ismi kıskançlık metni. Bu metinden bahsediyordum. Bir keselim bakalım. İlk metnimiz inşallah uğurlu gelir. Hadi kardeşim at oradan bize bir hava BK 15-16M aralığından gidiyor. Baya bir hava BK piyasası değişmiş uçmuş yine. 12-13M'lerden gidiyordu. Hatta bir ara 9-10M'lerden gidiyordu. Şu an ta 16-17M'lere çıkmış. Lan adama atmış BK'yı. Vay arkadaş şuna bakalım bu neyi. ETP'ci birini attı galiba ya da burada otavda biri var. Aynen şu adam otavda büyük ihtimal bak. Reis ben senin adına toplayacağım. Bakalım neymiş. Ver şu BK'yı bize. Hadi kardeşim. Kılıç çemberi. Zihinsel okuruz. Manzaranın güzelliğine bak. Birisi orada birisi burada. İlk kıskançlık metnini keselim. Sonra hemen ona geçeceğim. Haydi bakalım şöyle serisinden keselim. Evet metin patlamak üzere ve patladı. Şu BK'mıza hızlıca bir bakalım. Kıvılcım vuruş. Canavar artık falan atmış. Başka ne atmış? Başka da bir şey atmamış. Hemen diğer metnine geçiş yaptım. Bunu da keselim. Haydi bakalım. Bu da kesilmek üzere. At bir BK'yı oradan bize. Aa BK alamadık. Çünkü 10 level fark var aramızda ve site eldivenim de yok. Bak 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 kimi buldum bak duvarın kenarına sıkışmış. Al o zaman biz de seni böyle arkadan bir keselim ama maalesef hiçbir şey atmadı. Aha Metin buldum. Ulan vallahi son anda gördüm ha dedim. Lan bu portal niye böyle morlu morlu? Şuradan fark ettim. Arkasından gördüm. Haydi bakalım şu Metin'den de dur. Aklıma bir şey geldi. Biz onu daha demin yapmayı unuttuk. Şu okçuları ayrı keselim ki en azından bir dolunay GB'ye düşerse oradan da bir şeyler almış oluruz. Bakalım düştü mü? Yok. Şöyle metnimizi keselim. Son darbeyi de vurdum. Ne düştü? BK mı? Aa unutkanlık da düştü. Güzel. Şimşek çağırma düşmüş. Satılır. Unutkanlık da yaşama isteği satılır. Şu zırhlara falan bakayım ben be. Evet yerde biraz ufak tefek ganimetler bulduk. At evcilleştirme. Kombo ustası, at evcilleştirme. Bunu birileri mi atmış acaba? Var mı başka şöyle? Başka bir şey yok herhalde. Dolunay'a bakalım. Bir beceri, bir ortalama. 61 bedensele girdik. Bunun hem günlük ETP'sini de yapalım hem de böyle gördüğünüz gibi metin keselim. Biraz keyfini çıkaralım. Sadece böyle gördüğünüz gibi ETP kasarken denk geldiğim metinleri keseceğim. Kutsama kağıt düştü. ETP düştü. Abi su gibi düşüyor ya. Yalnız bizim bedensel var ya harbi makine. Ha. Bak üstünde hiç yüzük müzik yokken şu an 6K vuruyor. Düz net hasar. Bayağı güzel hesap. Hoşuma gidiyor bu hesap zaten. Yaşama isteği. Kutsama kağıdını aldık. Şu düşen ETP'leri de ben bir toplayayım. Güzel de artı basma düşürmüşüz. 3 tane katil buz banne boynuzu çıktı. ETP'leri hala topluyorum. Bir tane artılı buz parçası aldım. Başka ne var? Şöyle bakıyorum. 7 posta artılı para etmiyor. Maalesef melee kutusunun içinden çıktığı için. Aslında bu tarz artı basmaların değerlenmesi için onları kaldırmaları gerekiyor o sandığın içinden. Bir metin daha bulduk. Hemen şöyle kesmeye başlayalım. Ha bu arada benim üstümde metin taşlarına karşı güç yok yani sıfır. Demek ki şöyle metin taşlarına karşı güç olsa yani şu şekilde bile 7.5-8K'yı zorlar diye düşünüyorum. Bilmeyenler için şöyle itemleri göstereyim. Ufaktan hızlı hızlı geçeyim. Siz bakarsınız.
Şöyle, şöyle, şöyle bir kolye var. Şöyle bir küpemiz var. Tılsım bu şekilde. Ne düşmüş bakalım. Kaş yelpazeye bakarız bir. Buz parçası artısız beceri kitabına bakacağım hemen. Bakalım hatta. Yaşama isteği mi? Nasıl ya? Ha buraya gitmiş pardon. Kurt atlayış çıkmış. Yeti posta artısız dutları alalım. Başka da bir şey çıkmamış. Bir metin daha bulduk. Hemen şöyle dalalım. Güzel 6,5 kalara kadar çıktı hasar. Sadece şuradan bir 70'lik mavi şebnem bastım. Buz topu düştü. Severiz. Leylak, Yeti posta. Oy su gibi dökülüyor ya. Şuna bak. Otur izle şöyle resmen. BK'mızı aldık. Bakalım neymiş. Hava. Süper. 15-16 hem cepte. Şu ETP'leri de toplayalım. Şöyle bir adet daha metin buldum. Hemen bunu da keselim. Bakalım bundan ne alacağız. Kaydı hiç durdurmasam daha iyi ya. Hemen kesiliyor zaten. Şunları toplayayım. Kardeşim bir gidin buradan. Şu BK'ya da bakayım neymiş. Ateş aleti maalesef satılmıyor. Kara büyü surağı yok çünkü. Bunları da benim toplayayım hızlısından. Bir metin daha buldum. Şöyle bir tane pelerin attım. Kalabalık diye. Daha fazla ETP düşmesi için. Haydi bakalım. Buz golemlerinden de şöyle bir buz topu atarsan sevinirim. Aa dur 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 dur. Eldivenin süresi bitmiş. Yeni fark ettim. Şuradan hemen bir tane giyelim. Evet buz topu 1-2 tane düştü galiba. Bir tane şurada var. Bayağı bir şey düştü yalnız var ya. Ruh taşını görünce duygulandım. Eskiden bunun için burada insanlar kan dökerdi resmen. Alalım. Bakalım BK'mız nerede? Buz topu BK. Hop zehirli bulut. Ninjamızı okuruz. Ben şunların hepsini toplayayım. Aa fasulye düşmüş. Güzel ticaret olan değil mi bu? Bakalım. Şuydu. Evet ticaret olan. 2 olmuş. Bu ticaret olmayan event fasulyesi. Olsun 1-2'ye böyle lazım oldukça kullanırız. Bir adet metin daha bulduk. Hemen bunu da keselim. Zaten saniyeler içinde eriyor metin cihaz. Böyle bir tane daha mavi şebnem bastım. Yeşil şebnem de bastım. Al sana hadi bakalım. 6,5K 6,7'leri falan bile görüyor şu an. Oy pıtır pıtır dökülüyorlar. Haydi bakalım. Kaç saniyede kestik ki? 20 olmuş mudur? Sanmıyorum. Şunları bir toplayalım. BK'mıza bakalım öncelikle. Neymiş? Alev vuruş. Maalesef o kadar kötü bir BK ki direkt attım. Bir hile vakası olabilir bu. Bakalım yakalayabilirsek. Anında çat diye bana attıralım. Bu hiç normal bir insan gibi durmuyor. Evet. Dur adamın günahını almayalım. Bu adam mı acaba o? Bu adam diye düşünmüyorum. Slotlar kaçıştığına göre yok. Mavi. Tamam bunun şöyle notunu alalım. Bunu birazdan bildirelim. Bir kontrol etsinler. Bu adam hiç normal değil. Gördüğünüz gibi. Slotlar hem sağa sola kaçıyor ve her yerde item var. O zaman şöyle yapalım. Bu videoyu burada sonlandırayım ben. Çünkü hem uzuyor hem de diğer videoları da artık başka şeyler yapalım. Bu video bu kadar olsun. Bunu editleyip size sunmam gerekiyor. İnşallah beğenirsiniz. Bu tarz düşük seviyeleri ben çok beğeniyorum. Yani artı 120 level zihinselim var ama şunun verdiği tadı belki de vermiyor diyebilirim. Gerçekten bu tarz düşük seviyeler tat veriyor. Çok az para kazandırmasına rağmen ya oyunu gerçekten keyif amaçlı oynuyorsanız gerçekten şu tarz bir hesapla oyunda acayip derecede keyif alırsınız. Ben de canım sıkıldıkça böyle düşük seviye hesaplarıma giriyorum. Bir ona geçiyorum, bir buna geçiyorum. Bir şekilde stres atıyorum, keyif alıyorum. Zaten seviyorum da. Bir sonraki videoda da doyumda şöyle biraz metin kesmek istiyorum. Uygun bir saatte, kimsenin olmadığı vakitlerde. Yaklaşık böyle 20 tane olur, 30 tane olur bilmiyorum. Bakacağız. Bu hesabı seviyorum. Güzel de hasarlar vuruyor. Belki metin taşlarına karşı güçlü şöyle bir kolye falan bulursam hasarım yüzüksüz falan 7,5-8K'lar bile görebilir. Yani yüzükte taktığım zaman artı 10K'lara çıkar zaten. Bugün güzel bir partizan falan da bastık. Kendi adıma güzeldi. İnşallah siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Abone değilseniz de bir de abonelik bırakırsanız var ya mükemmel olur. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.